والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Dünkü dersimizde hac ferizasını eda edecek olan müminlerin mikattan girişlerinde haccı ifrada niyetleri, haccı temettua niyet etmeleri ve haccı kırana niyet etmenin şekilleri üzerinde hasbihalde bulunduk. Bu üç haccın nevine niyet eden kardeşlerimizle birlikte geldik. Babu selamdan dualar, niyazlar, ilticalar, tekbirler ve telbiyelerle girdik. Hacı ifrada niyet eden kardeşimizin vazifesini ayrı olarak hacı temettua niyet eden, yani ömre ile gelen bir müminin tavaf ve sahi üzerinde kısaca beyanda bulunduk. Ve hacı kırağına niyet eden bir kardeşimiz için de evvela ömrenin tavafı, sonra sahi, sonra tavafı kudum, sonra haccın sahini yapar dedik. Muhterem müminler, Mekke-i Mükerreme'de Mescid-i Haram'ın içerisinde, Beytullah'ın karşısında bu üç nevi hacca niyet eden kardeşlerimiz bugün hep beraberlikte bekliyor ve intizar ediyoruz. Yevmü terviyeye varıncaya kadar yapacağımız tavaflar olacak, evrad-ı eskarımız olacak, Hazreti Kur'an'la meşgul olacağız ve Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine enva-ı ibadat ile kulluk ve ubudiyete gayret göstereceğiz inşallah. Muhterem Müslümanlar, bugünkü dersimizde yevm-i terviyede Mine'ye çıkış, Arafa günü Arafat'a yükseliş, Arafat'ın fazilet ve vakfesi, sonra grubu şemsten sonra Müzdelife'ye dönüş, birinci bayram günkü şeytan taşlama, kurban kesme ve tıraş olma menasiki ve mesaili üzerinde kısaca hasbuhale çalışacağız inşallahü teala. Muhterem müminler, esas mevzuya girmezden mukaddem yapacağımız bu amalin, menasiki haccın çeşitli merhalelerinde Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin bize lütfedeceği ecir nedir, mükafat nedir, sevap nedir, ilahi tecelli, feyiz ve nur nasıl olacaktır? Mukaddime olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden bir hadis-i şerifi takdim ediyor ve menasiki haccı izahada çalışacağım, çalışıyorum inşallah. Muhterem müminler, bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin huzuruna Ensardan bir zatla Sakafi olan bir zat geldiler. Fariş'ten dışarıdan gelmiş bir kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine selam verdiler, musafaha ettiler ve huzuru peygamberide oturdular. Dediler ki, ya Resulallah, eğer müsaade buyurursanız size suallerimiz olacak.
Nebi-i Zişan, Peygamberi Ali Burhan Efendimiz, bu ensardan olan ve sekabi olan iki zata cevaben buyurdular ki, sualinizi siz mi sorarsınız, ben cevap vereyim, yoksa siz hiç sormadan hem sualinizi söyleyeyim, hem cevabınızı vereyim buyurdular. Muhterem Müslümanlar, bu iki zat hayretle tabi Resul-i Ekrem'e dediler ki, ya Resulallah, eğer bu ikincisini lütfederseniz, yani hem sualinizi lütfeder, hem de cevabını verirseniz, imanımızda kuvvet, ihlasımızda mutlaka kudret meydana gelir, Allah'a kurbiyetimiz de bu vesileyle artar dediler. Muhterem Müslümanlar, ben ensardan olan zatın sualini ve cevabını arz edeceğim. Çünkü Resul-i Ekrem buyurdular ki, siz hac meselesi ve mükafatını sormak için geldiniz. Adamcağızın gözyaşları coşuyordu ve vecd ile diyordu ki, Allah'a kasem ederim ki isabet buyurdunuz ya Resulallah. Kişi evinden çıkınca yürüyüşünde, Kabe'ye vasıl oluşunda, tavafında, sayinde, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mine'de Cenab-ı Hak kendisine nasıl bir iltifatta bulunacak? Bunu sormak için gelmiştim. İsabet buyurdunuz ya Resulallah. Efendiler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri o zata cevaben buyurdular ki, dikkat ediniz. فَإِنَّكَ اِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ فَاُمُّ الْبَيْتَ الْحَرَامِ لَا تَضَعُ نَاقَتُكَ خُفًا وَلَا تَرْفَعُ اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَكَ بِهَا حَسَنَةً وَمَهَا عَنْكَ بِهَا خَطِيَةً. Evinden çıkıp Beytullah'ı murad edip vakar ve sükunla, tevazu ve ihlasla deveye binip yola koyuldun mu? Şimdi deve devri değil artık biliyorsunuz Müslümanlar. Taksi devri, otobüs devri, tayyare devri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdular. Deveniz bir ayağını kaldırıp diğer ayağını bastıkça her adımında Cenab-ı Hak bir günahınızı affedecek ve size bir manevi hasene yazacak buyurdular. Konya'dan, İstanbul'dan, Pakistan'dan, Hindistan'dan, Türkistan'dan gelen kardeşlerimizin arabasının tekerinin her devrinde Mevlamız bir günahını affediyor ve bir hasene ihsan ediyor. Ta ki Mescid-i Haram'a vasıl olup da tavafa girip Bismillahi, Allahu Ekber ve Lillahi Hamd deyip Hacer-i Esved'den başlayınca ve emma tavafuke bil beyt fe inneke la tadau riclen ve la terfeuha illa keteballahu leke biha hasene ve meha anke biha seyye ve rafa leke biha derece. Cenab-ı Hak tavafta her adımınla bir günahını affedecek. Her adımınla yine bir hasene defterine kaydedecek. Her adımınla manevi dereceni Cenab-ı Hak yükseltecek buyuruyor Peygamber Efendimiz. Muhterem Müslümanlar, şu halde tavaf eden kardeşlerimizin bu şuurla tavaf etmeleri, bu niyetle tavaf etmeleri, Hamele-i Arş'ın Cenab-ı Hakk'ın Beytül Mamur'unu tavaf eden meleklerin haşyetiyle, huşuğuyla, tevazuyla, vecdiyle Beytullah'ı tavaf ederlerse adeta ruhan Cenab-ı Hak onları uçuracaktır. Elhamdülillahi Teala. Ve emma rak'atake ba'de tavaf fe itku rakabetin min beni İsmail. Tavaftan sonra iki rekat tavaf namazı kılınca İsmail Aleyhisselam'ın evladından bir köle azat etmişti Cenab-ı Hak ecir ihsan eder. Muhterem Müslümanlar, hiçbirimizin köle alıp da azat etme imkanımız yok bugün için. Ama yapılan her tavaftan sonra
sadakatin karşılığı Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Veled-i İsmail'den bir köle azat etmişti, ecir ihsan ediyor. Ve emma tavafuke beyne safa vel merve yadilü seb'ine rakabe. Safa ile Merve arası 450 metre, arada hervelesi de var, aşağı yukarı her seferinde yorgunluğa da geliyor, uykusuzluğa da geliyor, tavaftan da sonra olunca haliyle mümini mümkün olduğu kadar dermansız bırakıyor. Buna katlanıp da Safa ile Merve arasında sa'yı tamamlayacak olursan Cenab-ı Hak Veled-i İsmail'den 70 köle azat etmişçe ecir ihsan edecek. Muhterem müminler, Peygamber Efendimiz bu ensari olan zata cevaben buyurdular ki ve emma vukufuke aşiyyete arafe fe innallâhe subhanehu ve teâlâ yehbitu ilâ semâ-i dünya. Arafa gün, ki bugün kısaca arz edeceğim, Arafa gün, Arafat'ta vakfene gelince vakfedeki yaptığın dua ve niyazların o mahşeri azimde, o haşri kalabalıkta, o milyonların lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve nimete leke vel mülk la şerike lek dediği muazzam cemaatin içerisinde imkanı varsa gönül ateşi, gözyaşlarıyla Mevla'ya iltica ve vakfen esnasında Rabbimiz lütfuyla semayı dünyaya inecektir. Allah Allah. Efendim bu iniş mekan kaydıyla, mesafe kaydıyla, şekil ve tarifle değil. Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri mekandan, yönden, tarihten, şerikten, ortaktan, benzerden, cihetten milyar ve milyar ve milyar defa münezzeh olduğuna göre Allah'ın lütfu, Mevla'nın tecellisi, Halik-i Zülcelal'in manevi kurbiyeti İhsan, ata ve mağfireti inecektir semayı dünyaya. Muhterem Müslümanlar, Rabbimiz feyubahi bikumul melaike, Arafat'ta toplanan, üzerlerine beyaz ihramlarını takan beyi, paşası, padişahı, hakanı, kumandanı, alimi, cahili, fakiri ve zengini, küçüğü ve büyüğü aynı elbisenin içerisinde formalar sökülmüş, sırmaları dökülmüş, rütbeleri yok olmuş, enaniyetleri yıkılmış, şöhretleri söndürülmüş bu muazzam kalabalığın içerisinde Mevlasına iltica eden Müslümanlar için Cenab-ı Hak meleklerine mübaat ediyor. Yani kullarını zikrederek meleklerine buyuruyor ki ha ulai ibadi ca'uni şusen gubren min kulli feccin amik. Ey benim meleklerim, şu toplanan kullarım muhtelif beldelerden, uzak yerlerden derin seferler yaparak develer üzerinde veya yürüyerek vasıtalarla meşakkatlere katlanarak dergâh-ı izzetime geldiler. Cemalini isterler, cennetimi isterler, rahmet ve mağfiretimi umarlar. Ve aynı zamanda ilahi etrafımla kendilerine ihsan etmemi beklerler. Tarih-i Zülcelal'ini buyuruyorlar ki müminler dikkat buyurunuz. فَلَوْ كَانَتْ دُنُوبُهُمْ كَعَدَدِ الْرَمْلِ اَوْ كَعَدَدِ الْقَطْرِ اَوْ كَسَبَ زَبَدِ الْبَحْرِ لَغَفَرْتُهَا. Ey meleklerim, huzurumda, mevkifte, Arafat'ta toplanan bu kullarımın günahları kumlar adedince olsa,
yağmur damlaları adedince olsa, deryaların köpükleri kadar olsa, deraferdua, şahit olunuz ki, bütün kullarımı bugün affettim buyuruyorlar Cenab-ı Hak. Müminler, bir cemaat, bir yerde toplansa, Allah'ın kitabını okusalar, Cenab-ı Hakk'ı zikretseler, Tarık-ı Zülcelal'in sıfatı ve tecelliyatı üzerinde sohbet etseler, Mevlalarına kulluk ve zikirde bulunsalar, melekler o meclisin etrafını kuşatıyor. Ve içlerinden birkaçını Sidre-i Münteha'ya, Cenab-ı Hakk'ın manevi dergahına gönderiyorlar. Hadis-i sahih. Cenab-ı Hakk'a arz ediyorlar ki, Ya Rabbi, falan muhitte, falan mahallede, falan kimseler toplanmışlar, seni zikrediyorlar. Kur'an üzerinde müzakerede bulunuyorlar, zatına iltica ediyorlar. Mevlamız buyuruyor ki, Gışşu aleyhim rahmeti, toplanıp da azabından korkarak ağlayan, cennetini umarak iltica eden, zatıma vuslat arzu ederek beni zikreden kullarımı rahmetine gark ediniz. Meleklerden biri der ki, diyor Peygamber Efendimiz, Ya Rabbi, onlardan bir tanesi var ki tesadüfen o mecliste bulundu. Aynı rahmetten onun da nasibi olacak mı? Cenab-ı Hak buyuruyor ki, efendiler kulak veriniz. Hadis-i sahih. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Gaşşu aleyhim rahmeti humul kavmullezi la yeskabihim celisim. Ey meleklerim, hepsini rahmetime gark ediniz. Onlar öyle bir cemaattir ki beraber olanlar da şakî ve mahrum olmazlar buyuruyorlar. Müminler Arafat'a tesadüfen çıkanlar, Arafat'a şoför olarak çıkanlar, Arafat'a muavin olarak çıkanlar, gönlü çürük, kalbi kötü olmadıkça, velev ki vazifeyle tesadüfen de gelseler, Cenab-ı Hak onları da affediyor, onları da bağışlıyor ve buyuruyor, hümül kavmüllezi la yeştabihim gelişim. Orası öyle bir topluluk ki, orayan boş dönmez diye buyuruyorlar. Muhterem ünlüler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, Müzdelife'ye inen, Mine'ye gelen, şeytanı taşlayan, Ensardan olan o zata cevap veriyorlar. Her taşı attıkça büyük bir günahı, her taşı attıkça büyük bir günahı affedilir. İlave ediyorlar, kurbanı kesti mi, kan aktınca Mevla için, kurbanın üzerindeki kıllar adedince Cenab-ı Hak hacının tekrar günahını affeder. Mümin kardeşlerin tıraş olunca günahından eğer kalıntı varsa başından dökülen kıllarla Mevlamız onları da bağışlar. Aynen arz ediyorum, farz tavaf için, tavafı ziyaret için, tavafı ifaza için Beytullah'a gelip de Kabe-i Muazzama'yı Hacer-i Esved'den başlayarak Bismillahi, Allahu Ekber, Velillahilhamd diye tavafa başlayan bir mümin için eserimiz aynen kaydediyor. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar, melek sırtını okşuyor ve diyor, ey mümin, geçmişin affedildi, geleceğin için hazırlanmaya bak. Muhterem Müslümanlar, Ensardan olan Buza Peygamber Efendimiz'e der ki, Ya Resulallah, söylediğiniz kadar günahı yok bir kimsenin, öyle olunca bu ne olur, hesap ve muhasebesi işin nereye varır? Peygamber Efendimiz buyurdular, ifade ettiğim gibi günahı olmayanlar için her yaptığı amel ahiret azığı olarak Cenab-ı Hakk'a lütfedilir ve saklanılır, mahfuz tutulur, zerresi dahi zayi olmaz diye buyurdular. Muhterem müminler, bu güzel amelin, bu kutsi amelin, müminler için
mutlaka tam ve kamil zuhuru ve tecellisi bilgiye bağlı, şuura bağlı, ihlasa bağlı. Böyle olunca biz yevmi terviyede nasıl çıkacağız Mine'ye, Arafat'ta nasıl hazır olacağız, Müzdelife'ye nasıl ineceğiz? Sesimiz de pek vefa etmemekle beraber zorlayarak hasbihal etmeye çalışalım. Kulak veririz Müslümanlar. Efendiler, diyoruz ki hep beraber yevmi terviyeyi bekliyoruz. Yani Arafa'dan bir gün evvel, arzu eden iki gün evvel hac niyetiyle temettua niyet etmiş olanlar tekrar ihrama girecekler. Muhterem Müslümanlar, ifrada niyet etmiş olanlar zaten ihramda. Kırana niyet etmiş olanlar zaten ihramda bekliyorlar. Ama %95'imiz temettua niyet etmişiz, yani ömre yapıp gelmişiz, bekliyoruz. Arafa'dan bir gün evvel veya iki gün evvel evimizde vücut temizliğimizi yapıyoruz muhterem müminler. Sonra gusl ediyoruz. Sonra vücudumuza güzel kokuları sürüyoruz. Sonra temiz, yeni ihramlarımızı güzelce takıyoruz. Belimize kemeri, üzerimize varsa çantasını takıyoruz. İhram dikişli olmayacak, saçakları düğmeli, düğümlü olmayacak, belimize sokmayacağız, ucunu da bağlamayacağız. Sadece üzerine çantamızı getireceğiz. Muhterem müminler, evimizde veya haram-ı ilahide veya mescid-i haramda seccademizi Beytullah'a karşı sereceğiz. İki rekat ihram namazı kılacağız. Birinci rekatta Kul ya eyyuhel kafirun, ikinci rekatta Kul huvallahu ahad. Muhterem Müslümanlar, seccademizin üzerinde hacca niyet edeceğiz. Böyle Allahümme inni üridül hacca feyessirhü li ve tekabbelhü minni neveytül hacca ve ahramtü bihi lillahi azze ve cel. Türkçesini söylüyorum. Allah'ım, senin rızan için hac etmek istiyorum. Bana kolay getir ve kabul eyle. Niyet ettim hacca, girdim ihrama. Ayağa kalkarken lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Muhterem müminler, hacca niyetle ihrama giren bu zatın hali ikidir. Dikkat buyurunuz. Ya haccın sayini Arafat'tan evvel yapacaktır veya haccın sayini farz tavaftan sonraya bırakacaktır. Eğer sayini haccın farz tavaftan sonra yapacaksa yapacağı hiçbir şey yok. Muhrimdir, hacca niyet etmiştir, Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla o günü de görmüştür. Hiçbir şey yapmaya lüzum kalmadan vasıtasına eşyasını kor, Mine'ye Arafat'tan bir gün evvelki öğleyin hazır olmak üzere Mine'ye sefer eder. Sünnet-i müekkededir. Muhterem Müslümanlar, Arafat'tan evvelki yevmi terviyede Mine'ye çıkmak Mekke-i Mükerreme'den sünnet-i müekkededir. 5 vakti Mine'de kılacağız. Deliller zorluk olacak diye, külfet olacak diye hüccacı %90 Arafat'a çıkarıyorlar. Gerçi hac noksan olmaz, fakat sünnet terk edilmiş oluyor, sevap ve ecirden mahrumiyet oluyor. Eğer imkan olursa Müslümanlar kendi vasıtanla veya delille pazarlık ederek Mine'ye gelmiş terbiyede çıkılırsa hakka tam isabet edilmiş ve sünnetle de amel edilmiş olur. Muhterem müminler, Mine'ye çıkıyor kardeşimiz. O bir kardeşimizin halini söylüyorum. Eğer arzu ederse muhterem Müslümanlar,
haccın sayini Mine'ye ve Arafat'a çıkmadan ihrama girdikten sonra takdim edebilir. Evvelinden yapabilir. Haccın sayini Arafat'tan evvel yapmak isteyenler evvela müstehabben bir tavaf yaparlar. Nafiledir bu. Müstehabben bir tavaf. Sa'yı yapacağı için böyle bir tavaftan geçmek icap ediyor. Omuzunu açar, arkasında sa'yı olduğu için tavafın ilk üç şavtından remel de yapar. Sekeret diyor. Kadınlar elbette ki bunun ikisini de yapmazlar. Tavaftan sonra namaz kılar, zemzemi isterse bol bol içer. Hacer-ül Esved'in önünden geçerken selamlar. Bismillahi, Allahu Ekber, ve lillahi hamd. Efendiler, Safa Tepesi üzerine çıkar ve Kabe-i Muazzama'ya mütevekkiyen ayakta durur ve böyle niyet eder. Allahümme inni üridü en es'a beyne Safa vel Mervete sebate eşvatın sayel hacci feyessirhü li ve tekabbelhü minni. Muhterem müminler, burada şunu ilave edeyim hemen. Yevmü terviyeden evvel bugünlerde elbisesiyle ihrama girmeden, hacca niyet etmeden Safa ile Merve arasında dolaşanları görüyorsunuz. Elbisesiyle sa'y ediyor. Soruyorsunuz ne yapıyorsun diye. Efendim şimdilik tenha haccın sa'yini de elden çıkarıvermek istiyorum diyor. Mümin kardeşlerim, ihrama girmeden, hacca niyet etmeden, nafile bir tavaftan geçmeden elbisesiyle yapılan sa'yin emekleri ve terleri ve yorgunlukları hederdir. Hacca niyet etmeden sa'y edilmez. Buna da dikkat edeceksiniz inşallah o Teala. Bir meseleyi daha buna ilave ediyorum Müslümanlar. Kardeşlerimizden bir tanesi ihrama girer, hacca niyet eder, bir de tavaf yapar, arkasından haccın sa'yini de ifa eder, sonra evine gelir, bereket ki tıraş olmaz, fakat soyunur, elbisesiyle haram-ı ilahiye gelir. Meseleyi bize intikal ettirir. Efendim, ben haccın sa'yini Arafat'tan evvel yapmak istedim, güzel. İhrama girdin, tavaf da ettin, peki sa'yini de yaptın, Allah kabul etsin, ama üzerinde elbise var. Diyor, bunları yaptıktan sonra eve geldim, soyundum diyor. Müminler, bu da tamamen şer'i usulümüz ve ölçümüzün dışında kalıyor. O kardeşimize hemen evine gönderdim, ihramını giydirdim. Birkaç saat kalıverdiği için tam sadaka vereceksin dedim. Eğer bu haliyle, dikişli elbiseyle bir tam gün veya bir tam gece kalsaydı kurban kesmesi gerekir idi. Niyet edip ihrama girdikten sonra hac niyetiyle artık ihramdan çıkılır mı? Müslüman kardeşim, elbette bekleyeceksin ihramınla. Birkaç gün ihramın meşakkatine, zahmetine tahammül göstereceksin. Muhterem Müslümanlar, demek ki Arafat'tan evvel sa'yini yapmak isteyenler hacca niyet edip ihrama girerler. Müstehabben bir tavaf ve sa'ylerini yaparlar. Vasıtalarına onlar da biner. Mine'ye hareket ederler. Yevmü terviyeden bir gün evvel bu işi yapmak arzu edenler için mani yok muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hasan-ı Basri Hazretleri her sene Mine'ye bir gün evvel çıkarlarmış. Kalabalıktan evvel varmış olayım diye arzu eden söylediğim şeyleri yevmü terviyeden bir gün evvel de yapabilir. Mine'ye varıyoruz. Yevmü terviye, öğle namazı Mine'de, ikindi namazı Mine'de, akşam namazı Mine'de, yatsı namazı Mine'de, Arap
yine Mine'de kılacağız. Güneş doğduktan sonra bu hastalarımıza bineceğiz veya ayağına güvenen, kudret ve kuvvetine güvenen kişiler Bismillahi Allahu Ekber ve Lillahi Hamd deyip Arafat'a yaya yollardan zikrederek, lebbeyk okuyarak, Cenab-ı Hakk'ın tevhidiyle, salatu selamlarla yola koyulacağız inşallah Teala. Muhterem Müslümanlar, Mine'de ibadet makbul, Mine'de dualar reddolunmaz. Taksirsen Arafa gecesini ihya edenler için Peygamber Efendimiz'in büyük müjdeleri vardır. Bu bakımdan Mine'ye çıkan kişiler Arafat gecesinin büyük bir kısmını inşallah Kur'an okumakla, namaz kılmakla, namaz kaza etmekle, evladu eskarla, ibadet ve taat ile getirirler. Muhterem Müslümanlar, Arafat gün sabahleyin Arafat'a doğru yöneliyoruz. Kuşluk vakti farz edelim, Arafat'a varıyoruz. Öğle namazına kadar Arafat'ta yapacağımız bir iş, şer'i bir vazife yok. Tekrar ediyorum. Arafat'ta öğle namazına kadar yapacağımız farz veya vacip bir işimiz yok. Biraz dinlenmek, istirahat etmek, yeme ve içmesini, ufak tefek hizmetlerini yapmak isteyenler için durum müsaittir. Öğle namazı olunca muhterem müminler, Arafat'ta öğle namazı olunca durum gene iki. Dikkat buyurunuz. Arzu eden Mescid-i İbrahim'e gider. Orada imamla beraber, ki imamı azam denilir o zata. Belki de Kabe-i Muazzama'nın baş imamı gidecek, orada hutbe okuyacak, namaz kıldıracak veya Suudi Arabistan emiri, esas vazife onundur, gelecek hutbe okuyacak, namaz kıldıracak veya hutbeyi okuyacak, namazı imam efendi kıldıracak. Muhterem Müslümanlar, Arafat'taki o mescide Mescid-i Nemira diyoruz veya Mescid-i Arafat diyoruz veya Mescid-i İbrahim diyoruz veya Mescid-i Urane diyenler de olmuştur. Mescide varıp da cemaati kübra ile birlikte hutbeyi dinleyip namaz kılanlar cem'i takdim yaparlar muhterem Müslümanlar. Arafat Mescidinde öğle namazı için gidenler cem'i takdim yaparlar. Acaba bu cem'i takdim ne demek? Muhterem müminler, Peygamber Efendimiz'in, hatta daha evvel İbrahim Aleyhisselam'ın ve diğer enbiyanın sünnetidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Haccetül Veda'da ezan okutturdular. Hutbeden sonra ezan okutturdular. İkamet edildi, öğle namazının farzını kıldılar. Tekrar ikamet edildi, ikindi namazının farzını kıldılar. Peygamber Efendimiz 100.000'e yakın sahabesiyle namazdan sonra Cebelül Rahme'ye doğru tekbirle, tehlille, lebbeykle, dua ile, salatu selamla, vakarla, gözyaşlarıyla yürüdüler ve Cebelül Rahme'ye geldiler. Muhterem Müslümanlar, şunu unutmayınız, niçin böyle oldu, nasıl namaz kıldık diye hayret etmemek için tembih ediyorum. Mescid-i İbrahim'de cemaatle namaz kılanlar bir ezan ve iki ikametle öğlenin farzını, ikindinin farzını kılarlar, nafileyle meşgul olmazlar. Sonra Cebelül Rahme'ye veya çadırlarına dönerler, grubu şemse kadar. Müminler, grubu şemse kadar, yani güneş batıncaya kadar dualar. Arafat vakfesi. Tamam mı muhterem müminler? Şayet Mescid-i İbrahim'e gidemiyorsak, Müslümanlar işitiliyor değil mi? Şayet
Mescid-i İbrahim'e, Mescid-i Nemira'ya gidemiyorsak, çadırımızda amel yine iki. Kulaklarınız İmam-ı Azam'a göre çadırında namaz kılacak olanlar yemi takdim yapmazlar. Öğle namazı oldu mu ezan okur, namazlarını kılarlar, ikindi vaktini beklerler. İkindi vakti oldu mu ezan okur, namazlarını aynen evlerinde kıldıkları gibi kılarlar. Muhterem Müslümanlar, sadece burada şunu söyleyeyim. Mekke-i Mükerreme'ye yevm-i terviyeden 15 gün evvel gelenler Arafat'ta, Müzdelife'de, Mine'de mukimdirler. Mekke-i Mükerreme'ye yevm-i terviyeden Mine ve Arafat seferinden 15 gün evvel gelemeyenlerin seferi hali Arafat'ta, Müzdelife'de, Mine'de de devam eder. Namazlarınızı ona göre ayarlayacaksınız. Ama muhterem müminler, İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre durum böyleyken İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı Muhammed'e göre çadırlarında da arzu edenler başlarında bir rehber, bir mürşit, meseleyi bilen bir alim varsa yeni takdim yapabilirler bu temsilciler. İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı Muhammed'e göre. Çünkü Arafat'ın kendine göre meşgalesi var. Kendine göre dua ve ibadeti var. İkinciden sonra çadırlar sökülecektir. Binaenaleyh hazır olmamız gerekir. Yeni takdim yapacağız diye başlarındaki zat karar verirse çadırlarında aynen Mescid-i İbrahim'de olduğu gibi ezan okutturulur. Sonra ikamet edilir öğle namazının farzı. İkamet edilir ikindi namazının farzı. Sonra muhterem Müslümanlar, eğer mümkünse genç, dinç, delikanlı, kuvvetli olanlar nebbeyk okuyarak gruplar halinde huzurla dikkat ederek yollarda Cebelur Rahmen'in yarısına kadar siyah kayaların üzerine, büyük ve siyah kayalar. Efendiler, Arafa gün Cebelur Rahmen'in en üstüne çıkmak bid'attir, mekruhtur. Tamam mı? Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam Efendimizin hac esnasında Arafat'ta vakfesi Cebelur Rahmen'in yarısına yakın siyah ve büyük kayalar. Kıbleye müteveccihen bir müddet ayakta ve bulunduğu yerde bir müddet deresinin üzerinde sahabeden bir zat öyle diyor. Eli sailin yalvarma tavrıyla göksü hizasındaydı Peygamber Efendimizin duasına Allahu Ekber, Allahu Ekber diye başladı. La ilahe illallahü vahdehu la şerike lek lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huve hayyün la yemut biyedihil hayr ve huve ala külli şeyin kadir diyerek devam etti. Güneş batıncaya kadar Peygamber Efendimizin vakfesi devenin üzerinde Cebelur Rahme'de devam etti muhterem sunular. Öğle namazından sonra güneş batıncaya kadar, hatta muhterem müminler, o alemin bir cilvesinde arz edeyim size, bakınız. Resul-i Ekrem Mescid-i Nemira'da kısa bir hutbeden sonra Cebelur Rahme'de de ashabına bazı hitabelerde bulundu vakfeleri arasında. Haccetül Veda'ın büyük hutbesi parça parça eserlerimize geçmiştir. Vasiyetleri Peygamber Efendimizin hakikaten ciddi ve mühimdir. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Hazretleri çok ciddi tembihler yapmıştır sahabesine. Yalnız bu meyanda muhterem müminler, Resulullah'ın devesi çöküyor. Arafat, Cebelur Rahme, Resul-i Ekrem devenin üzerinde hutbesini irad ediyor, hitabesini, devesi çöküyor Peygamber Efendimiz. Kaldırıyorlar,
tekrar çöküyor. Kaldırıyorlar, deve tekrar çöküyor. Peygamber Efendimizin mübarek alnından şakır şakır terler akıyor. Rengi biraz kaçmıştır. Ve buyuruyorlar ki, bana şu anda bu ayeti kerimeyi getirdi Cebrail Aleyhisselam. Estaizu billah, el yevme ekmeltü leküm dinekum ve etmemtü aleyküm nimeti ve razıytü lekumul İslam'e dina. Cenab-ı Hak Haccetül Veda, Cebelül Rahme ve Hitab-ı Peygamberi arasında bu ayeti kerimeyi lütfediyor ki Peygamber Efendimizin o günkü durumundan vefatına aşağı yukarı 80 gün kadar zaman kalmıştır muhtemelen Müslümanlar. Veda haccı. Onun için Cenab-ı Hak buyuruyor, dininizi bugün tamamladım, nimetinizi bugün ikmal eyledim ve dininizin İslam olmasından razı oldum buyuruyor Cenab-ı Hak. Efendiler, sahabenin ekseriyeti neşelendiler, mesul oldular ve dediler ki Cenab-ı Hak nimetimizi ikmal etti, dinimizi tamamladı ve İslam'ımızdan razı oldu. Efendiler, Allah'ımıza milyonlar hamd ediyoruz. Müslüman aba ve ecdadın sulbünden Müslüman oğlu, Müslüman olarak gelmişiz elhamdülillah. Beytullah'ın karşısında Halık'ımıza iltica ediyoruz. Ya Rabbi, bizi Müslüman olarak öldür. Zürriyet ve neslimizi sabahı aşra kadar İslam'ın hizmetinde daim kıl. Müminler, latife olarak söylüyorum. Oğluma 3 yaşında soruyordum. Henüz konuşacak çağda 3 yaşında oğluma soruyordum. Oğlum, davan ne diye? Davan nedir diye soruyordum. Bugün 23 yaşında, 22 yaşında, 19-20 senedir davasını tekrarlıyor ve cevabını şöyle veriyordu Müslümanlar. Babacığım, en büyük davam Allah'ımın dostlarını dost bilip sevmek, düşmanlarını düşman bilip cihad etmektir. Müslüman doğdum, Müslüman yaşayacağım, Müslüman öleceğim diyordu. Müminler, eşikteyken, beşikteyken, kucaktayken yavrularınıza İslam'ı öğretiniz, imanı öğretiniz, Kur'an'ı öğretiniz, Resulullah'ı öğretiniz, itratini sevdiriniz, saygıyı, ahlakı, ilahi duyguyu, ibadet neşesini. Neslinize talim ve telkini ihmal etmeyiniz. Bir milletin, Müslümanlar, bir milletin geleceği gençliğidir. Bir milletin atisi yeni neslidir. Bir ailenin temel taşı doğurduğu çocuktur. Dinimizi, ahlakımızı, Kur'an'ımızı, mukaddesatımızı, sancağımızı, bayrağımızı, bütün varlığımızı, aile iffet ve namusumuzu yavrularımıza teslim edeceğiz. Eğer onlar dindar olursa, eğer onlar namuslu yetişirse, eğer onlar seciyeli ve ahlaklı, şahsiyetli yavrular olursa, Türkiye'mizin de, dünyamızın da, alem-i İslam'ın da yüzü gülecektir. Yoksa Beytullah'ın karşısında gaflet eden, nefsini ıslah etmeyen ve neslini gerçek Müslüman yetiştirmeyen
babalara sesleniyorum. Ağlayacaksınız. Kızlarınıza iffet vereceksiniz. Ahlak vereceksiniz. Namus duygusu terkin edeceksiniz. Başlarını örteceksiniz. Ayaklarını çıplak gezdirmeyeceksiniz. Sırtlarını uzun ve bol mantı giydireceksiniz. Aziz kardeşlerim, evlatlarınızı, oğullarınızı Kur'an kurslarına, İmam Hatip okullarına, İslam enstitülerine göndereceksiniz. Eğer birkaç evladınız varsa, biri doktor, biri mühendis olacaktır ama biri şeriatın hizmetine, İslam'ın hizmetine, Kur'an'ın hizmetine verilmeli. Allah yolunda omuz omuza, gönül gönüle, el ele, kol kola verip ittihat ve ittifak etmeyen bir millet sonunda mutlaka sürünecektir. Rabbimiz muhafaza buyursun. Binaenaleyh, uyan memleket evladı, davana sahip ol, neslini ıslah et ve nefsine söz geçir. Şeriat-ı Garra'da kaim, ibadet-i Mevla'da daim ol inşallah. Teala. Muhterem müminler, Biz sokaktan tutma bir millet değiliz. Biz tarihi dün denecek takıp takıştırma bir millet değiliz. Biz zalimlere, köksüzlere, haydutlara, namussuzlara kölelik edecek bir millet de değiliz. Biz tarihlerden beridir, yüzyıllardır tevhid sancağını şahikalara, zirvelere diken, arşın üstünde dalgalandırıcısına İslam ve Kur'an'a hizmet eden bir milletiz. Bize yakışan izzettir, bize yakışan hürriyettir, bize yakışan derset kıyamdır, bize yakışan yüksek İslam'dır. Bize yakışan şahsiyet, kemal, ihlas, vakar, vahdet, birlik ve dirliktir. Bize yakışan Kur'an'la amel, Hazreti Muhammed'in yoluna ittiba, sünnetine temessüktür. Ya Rabbi, beytin hürmetine bizi bize bırakma. Bizi ecdattan koparma. Bizi Kur'an yolundan ayırma. Bizi Muhammed'ine ümmet kıl. Ve bizi gerçek asaletimize döndür ya Rabbi. Gafillerimizi uyandır. Gençlerimize tövbe nasip et. Hac edenlerimizin duasını kabul et Allah. Ben tekrar Arafat'a döndüm Müslümanlar. Peygamberimiz Nebi Zişan Efendimiz devesinin üzerinde hutbesini irad ediyor. El yevme ekmeltü lekum dinekum ve ekmemtü aleyküm nimeti ve razıytü lekumul İslam'a dine ayeti kerimesi nazil oluyor. Sahabe seviniyor. Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer ve bazı zevah da ağlıyorlar. Soruluyor. Ya Ebu Bekir, ya Ömer, bugün dinimiz ikmal edildi. Nimetimiz tamamlandı. Dinimizin İslam olmasından Mevla razı oldu. Sevinmemiz gerekir. Niye ağlıyorsunuz diye. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhuma cevaben diyorlar ki, arkadaşlar, din ikmal edildiyse, nimet tamamlandıysa,
Resulullah'ın vazifesi, görevi, risalet müddeti de bitiyor demektir, haberiniz olsun. Bizim büyük dersimiz, büyük derdimiz, Peygamber Efendimiz'den ayrılma günü yaklaşıyor, onun için ağlıyoruz diyorlardı. Fil vakı, Resulullah'a gelerek sahabe, gözyaşlarıyla sordular, ya Resulallah, biz ayetin nüzulüyle bugünü bayram ittihaz ediyorduk. Ebu Bekirler, Ömerler böyle diyorlar ya Resulallah. Peygamber Efendimiz buyurdular, Ebu Bekir ve Ömer doğru söyler. Her fani ölecektir, her gelen göçecektir, her misafir beka alemine gidecektir. Ben de Rabbine döneceğim diye buyurdular Peygamber Efendimiz. Bu sefer müminler, Arafat'ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri duaları esnasında evvela şunu söyleyeyim, buyuruyorlardı, ben ve benden evvel geçen bütün peygamberlerin en afdal dua ve tesbihi budur. Müslümanlar unutmayınız, Resulullah buyuruyorlar, ben ve benden evvel geçen bütün enbiyanın Arafat'ta afdalı zikri budur. Durmadan Arafat'ta Kur'an okuyunuz, zikrediniz, tesbih ediniz, namaz kılınız. Fakat bunu da unutmayınız. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şeyin kadir. Eğer biliyorsan la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huve hayyün la yamut biyedihil hayr ve huve alâ külli şeyin kadir. Bir söyle, yüz söyle, bin söyle, birkaç bin söyle, her söylemende Allah'ımız manen teveccüh edecek, yüzüne bakacak, elinden tutacak ve affedecek inşallah. Mümin kardeşlerim, Resul-i Ekrem Arafat'ta dualarında ya Rabbi ümmetimi affet, ya Rabbi ümmetimi affet, ya Rabbi ümmetimi affet diye ısrar ediyordu. İbn-i Mace'nin tahriciyle sahih hadis-i şerif, İrşad-ı Sani'de de kaydedilmiş, elimdeki eserde de hadis-i şerif mesur ve mezkurdur. Cenab-ı Hak Arafat'ta buyuruyor ki, ya Muhammed, kul hakkı aralarında birbirlerine karşı olan kulların zulüm ve tecavüzlerin üstesine zatıma ait olan bütün haklarımı ümmetine affettim ve bağışladım buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri vakfelerini tamamladılar. Güneş batarken, yani batınca Estaizu billah, leyse aleyküm cünahun en tebteğû farlen min rabbiküm fe izâ efaltum min arafâtin felkullâh indel meş'aril haram ayetinde işaret edildiği gibi Peygamberimiz ve ashab-ı kiram Müzdelife'ye geldiler muhterem Müslümanlar. Demek ki Arafa gün vakfemiz öğle namazından sonra çadırda olsun, açıklıkta olsun, Cebelir Rahmet'e olsun, otobüsün içinde olsun, taksinin içerisinde olsun, devenin üzerinde olsun, Cenab-ı Hakk'a vakfe eda edilmiş oluyor. El haccı Arafet'ün fehvasınca haccın rükn-i azamı olan Arafat vakfası yerine geliyor. Mevlamız kabul buyursun. Efendiler, Peygamber Efendimiz Arafat'ta Cebrail, İsrafil, Mikail ve Hazreti Hızır birleşirler diyor. Peygamber Efendimiz Arafat'ta Hızır'la İlyas,
birleşirler, musahabe ederler her sene hac mevsiminde. Bismillahi, maşallah, la yesukul hayra illallah, maşallah, la yasukul sure illallah, maşallah, ma tane min nimetin feminallah, maşallah, la havle ve la kuvvete illa billah. Bunu okurlar, Mine'de birbirlerini tıraş ettikten sonra ayrılırlar. Bir sene sonra Arafat'ta tekrar birleşirler diyor. Aziz kardeşlerim, şunu demek istiyorum. Arafat'ta ervar-ı enbiya vardır. Arafat'ta milyarlar melaike-i kiram mevcuttur. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. İhramlara sarılmış uzun boylu yağız bir zatın Hazreti Musa'nın şu vadiden lebbeyk okuyarak geçtiğini görüyorum diyorlar. Yine Peygamber Efendimiz kardeşim Eyyub'un ihrama girmiş Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine lebbeyk okuyarak, tekbir okuyarak geçtiğini şu vadide gördüm diye buyuruyorlar. Şu halde Arafat o dağdan bu dağa kadar dolu Müslümanlar. Müminler dolu, alimler dolu, mürşitler dolu, melekler dolu, ervah-ı enbiya dolu, kutsi varlıklar dolu ve dolu dolu. Allah'ın rahmeti, feyzi, bereketi, affı ve gufranı üzerinize olsun inşallah. Muhterem mümin kardeşlerim, grubu şemsten sonra Müzdelife'ye iniliyor. Müzdelife'de ilk iş Müzdelife'de eşyayı lüzum edeni bir tarafa koyduktan sonra abdestler tazelenecek. Mümkünse gusledenler eder, değilse abdestler tazelenecek. Bir ezan ve bir ikametle, dikkat buyurunuz, Arafat'ta cemi takdim yapanlar bir ezan, iki ikametle öğle ile ikindiği beraber kıldılar Mescid-i İbrahim'de. Müzdelife'de, çadırda olsun, Meşhari Haram Mescidinde olsun, herkes cemi tehir yapacaktır. Yani akşam namazını kimse Arafat'ta kılmayacak, vakit gecikse dahi geçirmemek şartıyla Müzdelife'ye gelinecek, abdestler alınacak, ezanlar okutulacak, sonra İmam Efendi geçirecek, herkes imamlarıyla akşam namazı ikametten sonra farz olarak kılınacak. Arasında sünnetle meşgul olmadan ikamete lüzum yok. Bir ezan ve bir ikametle yatsının farzı salati vitir. Yatsının farzından sonra kılınması caiz olduğu için iki rekat son sünneti de kılabilirsin. Salati vitri de kılarsın. Gece müminler, gece Müzdelife'de Beytut'a şafak atıncaya kadar Müzdelife'de kalmak vaciptir. Dikkat ediniz. Müslümanlar, anlaşılıyor mu? Bayram gecesi Müzdelife'de şafağa kadar geceyi geçirmek Eyni Hanefi'ye göre vaciptir. Kafile imamları kulağınızın zarını patlatırcasına sesleniyorum. Eğer kafile başkanlarıyla anlaşır, Hüccacı Müzdelife'de yatırmadan, vakfı yaptırmadan gece geçirirseniz Allah'ın kudret parmakları mahşerde kulağınızdan tutup milyarlara teşhir edecektir sizi. Binaenaleyh. Muhterem müminler, geceyi bayram gecesi olduğu için ihya edeceğiz. Çünkü iki bayram gecesini ihya edenin kalplerin öldüğü devirlerde kalpleri ölmez, diri kalır diyor Resulullah. Bayram gecesini Müzdelife'de ihya edeceğiz. Şafak attıktan sonra vakfemizi yapacağız.
ezanımızı okuyacağız, namazımızı, sabah namazımızı kılacağız, dualarımızı eda edeceğiz. Güneş doğarken Müzdelife hududunu Mine'ye çıkmış olacağız. Tamam mı Müslümanlar? Güneş doğarken, doğmadan biraz evvel yürüyüp hududu çıkmış olacağız. Müminler, mikrofoncu kardeşimiz acele ediyor gene. Müzdelife'nin de bir müjdesini vereyim. Bugün dersimiz böyle kalsın. Cumartesi dersimizde inşallah menaski haccı tamamlayacağım size. İnşallah. Muhterem müminler, dedim ki Arafat'ta Peygamber Efendimiz dua ettiler. Cenab-ı Hak buyurdu, zatıma mutallik bütün hukuku ümmetine affettim. Yalnız kullar arasında kul hakkı olarak birbirlerine zulmettilerse, tecavüzde bulundularsa, halallaşmadılarsa bunları bağışlamıyorum demişti. Muhterem Müslümanlar, elimdeki eser ve irşad-ı sari'de Ali'l Kari'de kaydetmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Müzdelife gecesi Meş'ari Haram mescidinde dualara ilhahla, ısrarla devam ettiler. Ümmetini bağışla ya Rabbi diye. Hani denilmişti ya Müslümanlar, tıfliken ol, diler idi ümmeti, sen kocaldın terk edersin sünneti diye. İhtiyarladık, hala bir sünnet nedir bilmiyoruz. Resulullah hiçbir mahfilde, hiçbir mevkifte, hiçbir mahalde ümmetini unutmuyor. Cenab-ı Hak kıyamet gününde zümresinde bizi haşreylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, Müzdelife'de duanın sonunda Peygamber Efendimiz tebessüm ettiler, güldüler. Sahabenin büyükleri, Ebu Bekir'in Sıddık, Hazreti Faruk-u Azam sordular. Fidâke ebî ve ümmî ya Resulallah diyerek. Ya Resulallah, bu anda sizin gülme zamanınız değil, tebessüm anınız değil, niçin güldünüz dediler. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, Cenab-ı Hak'tan ümmetinin tamamının affini kopardık. Rabbin Teala ve Tekaddes Hazretleri günahkarların günahını muhsinlerine, muhlislerine bağışladım Habibim buyurdular. Şeytan açıkça görüyorum, Cenab-ı Hakk'ın bu affini kaldıramadı hain, yerden toprak alarak feryatlarla başına saçıp tepinerek kaçıyordu. Onu gördüm, onun için güldüm diye buyuruyor. Müminler, ağlayacağız, yalvaracağız, iltica edeceğiz. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine kendimizi affettireceğiz. Annemizden dünyaya geldiğimiz gün gibi tertemiz, pırıl pırıl, ruhan ve kalben yıkanmış halde evlerimize dönmeye çalışacağız inşallah. Cenab-ı Hak vakfelerimizi, niyaz ve dualarımızı dergah-ı izzetinde ahseni kabul ile makbul eylesin. Sallu ala Resulina Muhammed. Son dersimiz zaten pazartesi yevmü terviye, Allahu alem, salı arafa, çarşamba bayram olsa gerek, son saatimiz cumartesi günü inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi affetsin. Amin. Gönüllerimizi envarıyla tenvir buyursun. Amin. Kalplerimize uyanıklık nasip etsin. Amin. Ve bizi sulaha zümresine ilhak buyursun. Amin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.